2018 yılında yeni bir sisteme geçtik. Yeni bir sisteme geçerken seçim yaptık. Cumhurbaşkanı seçtik. Yeni sisteme göre 2018'den beri de devam ediyor. Şundan emin olun. Hani bir şeyi değerlendirirken her şeyin var olduğuna göre değil, bazen de olmaması halinde ne olur demek lazım. Samimiyetle şunu ifade etmek istiyorum ki 2018 yılında eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeseydik, bu pandemi dönemi, dünyada yaşanan krizler, çevremizdeki savaşlar, güneyimizdeki operasyonlar, bunların hepsini bir bütün olarak dikkate aldığınızda eğer bu sistem olmasaydı emin olun en az iki defa, üç defa hükümetler gider, geri gelebilir miydi, gelemez miydi, seçimler mi olurdu onu bilemem. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Türkiye koalisyonlardan kurtuldu. MHP koalisyon diyorlar. Yok, MHP ittifak. Koalisyon değil. Tek yetkili, evet tek yetki. Kim veriyor tek yetkiyi? Millet veriyor. Eskiden bir sandık geliyordu Polatlı'nın önüne.